Evet arkadaşlar, şu anda koltuklarımızı temizliyoruz. Aracımız gerçekten kirli bir araç. Yani temizliğe ihtiyacı olan bir araç. Bu aracımızın koltuklarında ağır lekeler var. Yani bunu bitirdiğimizde zaten eski halini biz sizinle paylaşacağız. Hep beraber göreceğiz. Yani bu ağır buhar uygulaması yapıyoruz. Yani fırçalıyı yaptıktan sonra, fırçalının amacı kirleri yumuşatmak. Ama önemli olan ağır lekeleri almak. Hep leke. Şimdi bu lekeler buradan alınmadığı sürece bunlar tekrardan kusma yapar. Yani hatta temiz olsa bile, temizlense bile bunun izi kalır. O iz kaldığı sürece kusma yapar. Bakın burası temizlendi. Şu an burası temiz. Biz buraya işlem yapıyoruz. Yani koltuğa herhangi bir şu an ilaç sıkmadık. Sadece kirle direkt temasa geçtik. Yani bakın, yani bu çıkanlar sadece şu an lekelerin içinde. Yani arkadaşlar, bu işi yapan arkadaşlarımız daha iyi bilir. Daha iyisini tabii ki onlardan ne demek istediğimi anlayabiliyor. Şimdi bu lekeler işlem yapmadan gözükürse, yani görebilirseniz, bu lekeler tekrardan kusma yapar. Ama bu lekeye direkt yani silip parlatıp işte ne bileyim ilacını sıkıp temizlendi diye gözükürseniz, Aktobot'a verdikten sonra zaten bu lekeler tekrardan çıkar. İşte bunlar çıkmaması için biz buharı kullanıyoruz. Buharı tam lekenin üstüne vuruyoruz. Lekeye vuruyoruz. Yani lekeye vurduğumuz zaman leke bu şekil açılıyor. Yani diyelim burası leke. Lekenin üstüne buhar vurduğumuz zaman bu şekil yayılıyor. Bunu çekmezsek bu otomatikman burada aynısı gibi tekrardan çıkacak. Hatta daha geniş olacak. O yüzden önce lekeleri alacağız. Sonradan koltuğumuzun işlemine geçeceğiz yani. Bitirdiğimizde zaten öncesini sonrasını görürsünüz siz.